Merhabalar. Bugün size gösterecek olduğum mücevher kutusuna ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri gösteriyorum. Silikon tabancasına ihtiyacımız var. Bir tane makas, bir tane kalem. En önemlisi de kutumuzu oluşturan temel böyle bir geniş bant. Böyle bantınız yoksa bunun iki tane ince olanını da yapıştırıp bu hale getirebilirsiniz. Ve böyle bolca boncuklara ihtiyacımız var. Bir tane koli kutusu ve eva kağıtlarına ihtiyacımız var. Ben pembe rengi seçtim. Siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bir tane de cetvele ihtiyacımız var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi koli kartonunu koyduk ve bantımızı da üzerine koyduk ve kenarlarından şöyle bir çiziyoruz, kendimize kalıp alıyoruz. İki tane daireye ihtiyacımız var. Bunları şimdi makasla bir keselim. Şimdi aynı eva kağıdı üzerine yine bantımızı koyup ölçü alıyoruz. Bu şekilde 4 tane parça kesiyoruz. Çünkü kartondan kestiğimiz 2 tane yuvarlağın her iki tarafına da bu eva kağıdından yapıştıracağız. Bu yüzden 4 tane yuvarlığa ihtiyacımız var. Bunları şimdi keselim. Yuvarlıklarımızı kestik. Şimdi bant genişliğinde 2 tane böyle şerit keseceğiz. Önce ölçü alıyoruz iki tarafından. Sonra cetvelle bu çizgileri birleştiriyoruz. Ve bunlardan bu çizdiğimiz çizginin üzerinden de keserek böyle iki tane banta ihtiyacımız var. Şimdi parçalarımız hazır. Yapıştırmaya geçiyoruz. Silikon tabancamız da ısındı. Şöyle silikon sıkalım bol bol ve parçamızı yapıştıralım. Şimdi bunu üzerine yapıştırarak giydiriyoruz şimdi. Diğer tarafına çevirip aynı şekilde burasını da yapıştırıyoruz. Böyle. Bunu da yapıştırdık. Sandviç gibi. Şimdi diğer iki parçamızı da aynı şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi bu bantımızı yapıştırıyoruz. Şöyle iç kısmına birazcık silikon sıkarak başlıyoruz. Bunun boyutunu tam kesmiştik. İşte böyle tam da oturdu. Şimdi dış kısmına da aynısını yapıyoruz. Şöyle başlıyoruz yapıştırmaya. Ve bunu kademe kademe sürerek silikondan yapıştırmayı gerçekleştiriyoruz.
kareydi, kesmiştik tantamını. Doğru yapınca böyle oturuyor. Bu da oturdu. Şimdi küçük bantlar keseceğiz. Şöyle cetvelimi çizdim, küçücük bir daracık bant. Bu bant bizim şu kapağı şu şekilde koyduğumuzda yapıştırabileceğimiz küçük bir bant kalınlığı. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Başlıyoruz kenarı kaplamaya. Alıyoruz yine kesmiş olduğumuz bantı. Başlıyoruz yapıştırmaya. Şimdi arada kaldırıp ucunu tekrar silikonumuzdan sürerek bu şekilde yapıştırmayı tamamlıyoruz. Fazlalığı zaten artık kendimiz kesiyoruz. Şöyle düzgün olması açısından. Şimdi burayı tamamladıktan sonra şimdi bunu bunun üzerine yapıştıracağız. Bunu da şöyle kenarlara silikondan sıkarak tamamlayacağız. Yapıştırmamız gerçekleşti. Şimdi diğer yaptığımız yuvarlağın etrafını yapıştırıyoruz. Şimdi şu önümüzde gördüğümüz boncukları artık yapıştırmaya başlayalım. Bütün bu mücevher kutusun etrafını bunlardan yapıştıracağız. Biraz hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü silikon çabucacık solunmaya başlıyor. Bunu çabucak yapıştırmaya çalışalım. Sıra boyunca. Bunları sıra sıra bütün mücevher kutusunda yapıştıracağız. Böyle denk gelmekte. Kuruduktan sonra silikon temizleyebilirsiniz. Eğer batırmalar olursa. Temizlenmesi de mümkün.
dizme işlemi bu şekilde devam edecek. Bütün kutumuz boyunca bunu yapacağız. Şimdi kutumuz hazır arkadaşlar. Böyle her tarafına yapıştırdık. Şimdi kapağa geldi sıra. Kapağın güzel tarafını seçelim. Üst tarafa gelsin. Bu alt tarafa gelsin. Şimdi buraya başlayalım. Bir sıra bu boncuklardan yapıştıralım. Bunu bütün kapağın etrafını dolanacak şekilde dolduruyoruz incilerle. Şimdi kapağın etrafını da incilerle dizdik. Şimdi bir sıra bir de üstüne diziyoruz incilerde. Bu zaten son oluyor artık. Daha sonra başka dizme işlemi kalmıyor. Hazır olacak. Bir sırada bunu diziyoruz. Sonra ben böyle süslü bir tane düğme buldum. Onu da şuraya ortaya saplayarak takmayı düşünüyorum. İşte yaptığımız güzelim mücevher kutusu da hazır. Şöyle yakından gösteriyorum içime. İçine bir şeyler doldurdum benimle alakalı. Şöyle bunları içine doldurursak da işte mücevher kutumuz bu şekilde tamamen kullanıma hazır. Hayırlı olsun arkadaşlar. İşte böyle bir mücevher kutumuz var.